Bismillahirrahmanirrahim. Değerli arkadaşlar, Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Arapça giriş derslerimizde fiil bablarını anlatıyorduk. Fiil babları öncelikle sülasi ve rubai olarak biliyorsunuz iki ayrılır. Sülasi demek? Üç harfli fiiller demek. Rubai dört harfli fiiller demek. Daha sonra sülasi fiiller altı kısımda incelenir. Bunlar Ketebe yektübü üktüb birinci bab. Darabı yadıbı yıdırıp ikinci bab. Fetahı iftah üçüncü bab. Halime ya'lem i'lem dördüncü bab. kerume yekrumu ükrum beşinci bab. Ve altıncı babın örnek fiili hasibe ya'sibu ihsib şeklinde gelmektedir. Bu şekilde bunları ezberlememiz gerekmekte. Sülensin mezit bablar da Bunları da üç kısımda inceleyeceğiz. Birincisi 3 artı 1'ler. Yani sülasiye bir harf ilave yapılarak elde edilen bablar ki bunların birincisi en çok kullanılan ifal babı. İfal babımızın örnek fiili ekrame, yükrümü, ikramen, emri, ekrim şeklinde gelir. Bu bab nasıl meydana geliyor? Kerüme mesela ele alalım. Veya fesedi ele alalım. Fesede bozuldu demek başına hemze getirirsek de bozdu diye ne yapar? Lazım fiili mutatiye çevirmiş olur. Peki ikinci bağımız tef'il babı. aynı aynel fiili yani orta harfi şeddenerek ilave yapılarak bu bab elde ediliyor. Mesela kerümeydi kerrame oldu. Kerrame yükerümü tekrimen emri kerrim gelir. Alleme mesela, alleme. Önceden alimeydi sülalesi. Babanak ettik. Ne oldu? Alleme oldu. Üçüncü babımız 3 artı birlerden. Bu faale babı. Bu mufale babı faal fiil yani fiilin birinci harfinden sonra bir elif ilave ediliyor bakın. Faale. Harabe. Harabe yuharibi muharebeten emri harip gelir. Mesela ka, katele sülalesi 3 harfli. Aslı kat, e, ketebe diyelim. Sonra ne oluyor? Bir elif getiriyoruz. Birinci harf ile ikinci harfin arasına faal fiil ile anil fiil arasına elif getirir. Katebe oluyor. Sülalesi mezit huması yani 3 artı 2 ve diye 2 harf ilave edilerek edilen 5 harfli fiiller de 5 babtan oluşuyor. Birincisi infial babı. Örnek fiilimiz in kaseme, yan kasemu in kasamen. İkincisi iftial babı. Örnek fiilimiz içtema, yeçtemi, içtemaen. Üçüncüsü ifilal babı. Örnek fiilimiz es isfarra, yasfaru, Ve dördüncüsü tefaul babı. Bu babın örneği tefaale, yetefaalu, tefaulen ve tebaade, taavene hep bu baptandır. Ve son olarak 3 artı 2 olarak 3 artı 2 aslı 3 harf olup 2 harf ilave edilerek elde edilen fiil çeşitlerinden 5.si tefa'ul şeddeli olan tefa'ul babı ki örneğimiz temezzeka ya temezzeku temezzukan diyebiliriz. Şimdi arkadaşlar sülalsi mezit yani 3 artı 3 diyoruz bunlara. Sülasiye 3 harf ilave edilerek elde edilen fiiller. Bunlar normalde 4 bab. Fakat 4 babtan en çok kullanılanı istifal babı. Onu burada göreceğiz. Sülasi fiillerin 4 babı vardır. Bunlardan perakette en çok kullanılan istifal babıdır. Diğer sülasi bablar az kullanılır ve daha çok bu mübalağa ifade eder. İstifal babı sülasi fiilin başına hemze, sin ve t ilave edilerek yapılır. Mesela gafara, istagfer oluyor. Natika, nataka, istentaka oluyor. Edine, istezene oluyor. Bu babın örnek fiili istagfera desek, istagfera, yestagfiru istiğfaren, emri istagfir şeklinde. Evet, İstifal babı temel olarak talep için kullanılmakta beraber, bununla beraber, kullanılmakla beraber farklı anlamlarda da ifade eder. Mesela istavfera bağışlanma dilemek olur. İşte nataka, isten taka konuşma istemek, konuşma dilemek. Ezine, iste dene, izin istemek gibi. Örnek, iste talibu minel müderris. Öğrenci, öğretmenden izin istedi. İste dene. Şimdi arkadaşlar sülasi babları bitirdik. Rubai babları ile Rubai bablarda da ikiye ayıracağız. Rubai mücerret ve Rubai mest. Rubai mücerret kök harfleri dört harften oluşan Rubai mücerret fiillerin tek bir babı vardır. Kök harfi dört harf. Yalın, eksiz, ilavesiz. Örneğimiz veznimizin ilk önce sayarsak fa'lele, yufa fa'lele ve fi'lele. Örnek fiil zelzele terceme. Bak bunlar hep örnek. Zelzele, yüzelzülü, zelzeleten ve zilzelen emri zelzil gelir. Terceme de tercüme etmek mesela. Zelzele sarsmak, terceme tercüme etmek. Terceme, yütercimu, tercemeten ve tırcamen. Mütercimun, mütercemun diye böyle emri tercim şeklinde gelir. Biz mütercimi Türkçe'de de kullanırız değil mi? Zelzeleyi de kullanırız Türkçe'de. Örneğimiz tercem tü kütüben kesreden çok kitaplar tercüme ettim. Zelzelel mücahidunel el aduve. Evet. Ne yaptı? Mücahitler düşmanı sarstı. Bu iki fiilimiz Rubai Müzeren'e örnektir. Ne demek Rubai Müzeren? Aslında dört taraf olup kendisine ilave olmayan fiilimiz. Bir de Rubai Mezbaplar var ki Rubai'ye bir veya iki harf ilavesiyle yapılan bablar bunlar az kullanılır. Bunların birincisi tefa'ilele babı, tedahracı. Diğeri ihran ceme, öbürü ik'an sesi babları. Bunların hakkında geniş malumatı sarf derslerimizde ve bina derslerimizde görebilirsiniz arkadaşlar kanalımızdaki. Evet. İsmi fail ve ismi meful. İsmül faili ve ismi mefuli. İsim fail fiilden türeyip işi yapan kimseyi gösterir. İsmeful fiilden türeyip işten etkilenen kişi veya nesneyi gösterir. Sülasi fiillerde isim fail fail kalıbından ismeful ise mef'ul kalıbından gelir. Örneğimiz ketebe yazdı fiil fiil mazi katibun isim fail yazan mektubun ismeful yazılan şeribe içti şaribun içen isim fail Meşrubun içilen ismi meful. Fetaha açtı. Fatihun açan isim fail. Meftuhun açılan ismi meful. Alime bildi. Alimun bilen ismi fail. Ma'lumun bilinen ismi meful. Lazım fiillerin ismi mefulleri gelmez arkadaşlar. Lazım fiillerin ismi mefulleri ve meçhulleri gelmez. Ancak harfi celile getirilebilir. Sülasi mezitlerde ismi fail ve ismi meful muzari fiilden yapılır. Muzarif fiildeki muzarat harfi atılarak yerine zammili mim getirilir. Sondan bir önceki harfin harekesi ismi faal ile meksur. İsmi ile mefti olur. Mesela örneğimiz, daha Burada da'ike el-hakke diyeceğiz. El-hakke güldürdü. El-hakke güldürdü. Muzarif'in yudhik'i güldürüyor is nasıl olacak arkadaşlar. Yolda ekudan yapacağız. Y Ye yerine mim getireceğiz. Ve sonunu temin kılacağız. Sondan bir önceki harf kesilirse isim olacak. Mut Sondan bir önceki harf fet olursa isim olacak. Mut hakun gibi. Al da güldürdü. Yolda ekudu güldürüyor. film muzari. Isim fail mut ekun. Isim hakun. Mesela kezzebe yalanladı. Kezzebe yalanladı. Yükezzibu yalanlıyor. Bunun isim faili mükezzibun. İsmi fulü mükezzibun gelir. Hasebe, isim fili mazi. Yuhasibu muzari. Evet, isim faili muhasibun. İsmi fulü muhasibun şeklinde gelir arkadaşlar. Peki, isim fail amel eder mi? Yani biliyorsunuz Arapça'da İrab denilen bir olay vardır. Yani kelimelerin sonlarında bir değişiklik meydana gelir. Ve bu değişikliği meydana getiren nedir? Amildir, amil. Amil, mamul üzerinde bir etki yapar ve bir değişiklik meydana gelir. O değişikliği biz irap deriz. Şimdi isim fail de bu amil kategorisine girer mi? Fiil bir amildir. Ne yapar? Kendisine fail alır ve meful alır. Peki isim fail bu şekilde fiil gibi amel eder mi? Evet. İsim fail de fiil gibi isim mefhul de fiil gibi amel eder. Peki nasıl olur? İsim fail başında eliflen bulunduğu sürece malum fiili gibi yani fiil mazinde samir ediyorsa veya muzari o şekilde amel eder. Yani fail alır mefhul olur. Ene şakiru nimetek. Ben senin nimetine teşekkür ederim. Ene ben eşşakiru Teşekkür ederim, ni'met eke senin nimetine. Burada eşşakürü isim faildir, kalıp olarak. Ni'met eke de onun mefuldür. Amel etmiştir burada. Lestu bil cedidi, bil, bil ca'hidi fallekum. Sizin faziletinizi inkar edici değilim. Bak. Lestu bil ca'hidi, inkar eden değilim ben. Ni'i fallekum, sizin faziletinizi? Burada el ca'hidi isim faildir. Fallekum da bu isim fail kalıbının Evet, fiilimsi olarak görüyoruz biz bunları. Amel etmiş ve meful almıştır. Yine Aliyun huvel cami'u cemi'al hısalil cemi'al mecide mecidet Ali, Aliyun Ali huve o el cami'u toplayandır. Neyi topluyor? Bakın meful geliyor. Cemi'al hısal mecideti bütün güzel hasetleri toplayandır. Burada el cami'u <tıklı�� aquí> isim faildir cemia Bakın cemial-ı derken bu da el-camia isim failin meful olarak gelmiştir. Bu üç yerde isim fail amel etmiş fiilimsi olarak ve meful kendisini almıştır. İsim failin başında elif tam yoksa amel etmesi için iki şart gerekir. Bir mazi anlamında olmamalı. Şimdiki veya gelecek zaman anlamında olmalı. Mesela ene ben değilim bir yediye ileyke li Ben elimi, bakın ismi meful, basit burada isim faildir. Yediye o isim fail müfuldür. Burada ben seni öldürmek için elimi uzatmam derken geçmiş zaman manasında değildir. Ve isim fail olan basit yediye kelimesinin ismini mefuldür olmuştur kendisine. Burada ismi fail mazi anlamda olmadığından amel etmiştir. İkinci olarak isim fail kendisinden önce nefi, soru, müpteda, mefsuf veya sahibi hal durumunda olan bir kelimeye geçmelidir. Yani şunu söyleyeceğiz. Burada da aynı şekilde geçerli. İsim failden önce ne gelecek? Ya müpteda gelecek. Ya e, nefi gelecek. İşte ya mefsuf gelecek. Ya sahibi hal gelecek ya soredatı gelecek. Bu beş durumda amel eder. Soredatı, nefetatı, müptada, müptada, mevsu ve sahibi hal gelirse isim failden önce o zaman isim fail amel eder. Evet arkadaşlar. Mesela ezairun zair isim fail burada değil mi? önce ne gelmiş? Soredatı gelmiş. Ezairun ehuke refikahu Kardeşin arkadaşını ziyaret edecek mi? İsim failen önce ne gelmiş? sonra da, da gelmiş. Ve dolayısıyla ezairun derken burada zairun isim fail amel etmiş. Ali'yun müsafirun halu. Ali dayısı yolcu olandır. Burada da isim failen önce mütüda gelmiş. Ali mütüdadır. Ve dolayısıyla burada isim fail olan müsafir amel etmiş. Halu'yu kendisine fail olarak almıştır arkadaşlar. İsmi failin mübarek ıskaları da onunla aynı şartlarda amel eder. Yani isim fail de nasıl fiile benzeyerek fiilimsi olarak amel ediyorsa fail alır müful alır. Aynı şekilde mübalağalı isim fail kalıpları sıgalarda ne yapar? İsim fail gibi amel ederler. Peki isim fulün ameli İsim meful meçhul fiil gibi amel eder. Yani ne demek? Fail almaz. Naif fail alır. Bunun için gerekli şartla isim fail olduğu gibidir. Yukarıda anlattığımız şartlar burada da olması lazım. Mesela elif olması veya kendinden önce nefi, istifam, müptada, mevsuf, zülhal, sahibi hal gibi şeylerin geçmesi durumunda isim meful de amel eder. Evet burada birinci örneğimizde İsmi meful elif El-mükramu ikram edilen kim? Dayfuhu misafiri ikram eden yani misafirine ikram edilen Mahmud'un ölmüştür derken el-mükram ismi mefuldür. Dayfuhu da naim faildir. Neyin Na naim faildir? El-mükramu ismi yani fiilimsi olarak gelen buradaki ismi mefulun faildir. Burada da elif ne olacağını yapmıştır. Ma ma'rufetun hakikatul emri. İşin gerçeği bilinmemektedir. Ma değildir. Mağruf bilmiş değildir. Hakikatül emri işin gerçeği. Burada hakikatül emri mağruf edin ism-i neydir? Naib bir faildir. Ve ism-i önce ne geçmiştir? Bir nefi adı geçmiştir. El müştehidu memnuhun caizeti. Çalışkan kişiye ödül verilmiştir. Burada memnuhun ism-i Kendinden önce bir geçtiği için amel etmiştir. Ve caizetini kendine müfül almıştır. Son olarak el mer'u kişi mahbu'un nedir? Saklıdır. Tahtelisani lisani dilin altında saklıdır derken burada el mer'u mütüdadır. Mahbu'un haberdir. Yani burada da isim mefulden önce mütüda geçmiş. Dolayısıyla amel etmiş adları yerine gelmiştir. Tahtelisani lisani derken tahtelisani de mahbu'un meful olarak gelmiştir arkadaşlar. Evet. Kısaca Bununla ilgili izahlı geniş bilgiler ilerleyen kitaplarımızda verilecek arkadaşlar. Biz burada kısaca Arapça dil giriş dersleri olarak evet ismi fail, ismi fulün saf konusundan kalıpları nasıl gelir? Bir de nahi konusundan nasıl amel eder? Amil olduğu vakitte nasıl amil olur? Bu konuya kısaca değinmiş olduk. Bir sonraki dersimizde zaman ve yer isimleri es esma zaman vel mekan yani isim zaman isim mekanları burada beraberce işlemeye gayret edeceğiz. Ben burada dersimi sonlandırırken hepinizi sevgi, saygı, muhabbetle selamlıyorum ve sizleri Allah'a emanet ediyorum. Velhamdülillahi rabbil alamin.